16 Haziran 2019 yılında eşimle birlikte düğün merasiminin gerçekleşmesi, daha doğrusu kına merasiminin gerçekleşmesi için bir düğün salonuyla anlaşmaya karar verdik. Kayseri'de davalı düğün salonuyla giderek, yüz yüze görüşerek bir anlaşma gerçekleştirdik. Bu anlaşmanın içerisinde düğün videosu, fotoğrafların çekilmesi de vardı. Düğün merasimi gerçekleştikten sonra, bir ay sonra düğün salonunun anlaşmalı olduğu video kaydını gerçekleştirecek işletmeyle görüşmeye gittik. Bize düğün videosunu izlettirdiler. Belli başlı yerlerde hareketli çekimler olduğunu gördük orada. Lakin oradaki arkadaş bize bu çekimlerin sadece bir kısmında olduğunu, bunları düzelterek teslim edeceklerini söylediler. Daha sonrasında bize teslim edilen video kaydında aslında düğünün tamamının bu şekilde çekildiğini gördük ve şok olduk aslında. Konuyla ilgili tekrar kendilerine başvuru yaptık. Aslında çekimlerin her yerde böyle bir sıkıntı mevcut olduğunu, bunun düzeltilmesini talep etti kendilerinde. Bunun üzerine bize bu çekimin artık bu şekilde yapıldığını, teknolojik olarak bunun düzeltilmesinin mümkün olmadığı, kendilerinin aslında bir kusurun olmadığı, bu şekilde kaydın kabul edilmesi gerektiği tarafımıza iletildi. Bunun üzerine yargı yollarına başvurmaya karar verdik. Hazırladığımız dava dilekçesiyle birlikte Tüketici Mahkemesi'nde dava açtık. Dava neticesinde bilirkişi raporu alındı. Bilirkişi raporuyla da çekimlerin aslında çekimi yapan kişi tarafından müziğin ritmine kendini kaptırarak yapıldığı ortaya çıktı. Bundan dolayı da ciddi salınımlar video kaydında mevcuttu. Bununla birlikte bu kayıtlarda düzeltilebilecek hususlar dahi düzeltilmeden baştan sağma bir usulle video kaydı tarafımıza teslim edilmiş oldu. Dava neticesinde verilen kararla tarafımıza maddi ve manevi tazminata hükmedildi. Ve bu şekilde hakkımızı bir nebze olsa kazanmış olduk. Düğün, nikah ve kına merasiminin insan yaşamında özel bir öneme sahip olduğu gibi tekrarlanması ve telafisi mümkün olmayan anılar barındırdığından somut olayda davalı tarafça video çekim işlemi gerekli özen gösterilmeksizin ayıplı olarak ifa edildiği, çekim yapılırken müziğin ritmine kapılarak çekim yapılması ve bu yüzden ciddi manada salınımların olması, düğün videosunun bazı yerlerinde misafirlerin başlarının bazı yerlerde ayaklarının çekilmesi, sürekli olarak hareket edilmesinden kaynaklı bulanık görüntülerin mevcut olması, düğüne katılan ve masalarda oturan misafirlerin hiç kayda alınmaması ve söz konusu hatalar minimalize bile edilmeden baştan savma bir şekilde düğün videosunun teslim edilmesiyle birlikte söz konusu hizmetin ayıplı olarak ifa edildiği Kayseri Tüketici Mahkemesi tarafından hüküm altına alınmış ve müvekkillerimiz Ali Bey ve eşine maddi ve manevi tazminata hükmedilmiş. Ayrıca davalılar tarafından istinaf yoluna Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi'ne karşı istinaf başvurusunda bulunulmuş. Bu başvuru da Bölge Adliye Mahkemesi tarafından esastan reddedilmiş ve karar kesinleşmiştir. Bu karar genellikle düğün videolarının hiç ifa edilmemesi durumunda tazminatı hükmedilebileceği yönündeki görüşün aksine ayıplı bir şekilde ifa edilmesi durumunda vatandaşlarımızın yasal haklarının bulunduğu bu haklarını kullanmaları durumunda lehlerine maddi ve manevi tazminata hükmedilebileceğini göstermektedir. Belirtelim ki karar ayıplı ifa edilmesi nedeniyle bu videonun ayıplı bir şekilde, hareketli bir şekilde çekilmesinden kaynaklı olarak kayıt altına alınması sebebiyle Türk mahkemelerinde verilmiş ilk karardır.